Erdoğan'ın artık bir endişesi yok. Mesela eskiden endişesi vardı, bu tip açıklamalar yapıyordu. Geçmişte ne söylediğim benim için bir kıymeti yok Erdoğan'ın. Çünkü yaptıklarıyla söyledikleri arasındaki makas o kadar açıldı ki bizim herhangi birimizin o konu üzerine hani o makası bir araya getirme ihtimalimiz kalmadı. Yaptıkları ve söyledikleri o kadar bambaşka. İki tane bambaşka dünyanın adamı, insanı gibi davranıyor zaten. Ama asıl sorun yaptıklarının izahatini yapma ihtiyacı bile duymayacak bir aşamaya gelmiş olması. Ya da toplumun hani endişelerini giderme ihtiyacı bile duymuyor. Bunu şundan, ben şöyle bir yorumluyorum bunu. Korkmuyor artık. Yani oy kaybederim, toplumun tepkisi toplarım, toplumdaki refleks, yani tepki yükselir, oradan bir şey çıkar. Bunlar hiçbirinden korkmuyor. Muhtemelen kendi kafasındaki o rejimi kurumsallaştırma anlamında epeyce bir mesafe kat ettiğini düşünüyor. Ve toplumun bu girdaptan, bu sıkışıklıktan pek bir yere gidemeyeceğini düşünüyor. Muhalefetteki dağınıklığın, sessizliğin, bir araya gelememenin, ortak bir güç, irade haline dönüştürememenin o birlikteliği, onu da görüyor. Oradan kendine daha fazla bir güç devşiriyor onun üzerine. Yani Erdoğan'ın bütün cesaretinin kaynağı muhalefetin dağınıklığı, beceriksizliği, bir araya gelememesi, güçlü bir dalga kıran, fren işlemi görecek bir etki haline gelememesi.